Selam millet. Ben geldim. Çok da emin olamadım. Bir bakayım gelmiş miyim? Gelmişim valla. Ekranım yamulmuş. Hmm. iOS üzerinden kanala katılamıyor muyuz arkadaşlar? Katıl yerini göremiyorum. Problem. Benim için büyük problem ama çok teşekkür ederim. Denesen de yeter. Var mı arkadaşlar böyle bir şey daha önce tecrübe eden? Kanala katılmak isteyen ama IOS'tanmışız diye katılamayan? Cennet mahallesi mi istiyorsun? Dilersen seni eşek cennetine gönderebilirim Kosi. Hazır elimin altındasın. Biraz bekleyelim. Daha sonra Lord of the Rings'in ikinci bölümünü birlikte izleyelim. Lord of the Rings diyorum buna ama çok da Lord of the Rings dememek gerekiyor belki de ya. Demesek değil mi? Ring of Power diyelim. Rings of Power. Bir gün gideceğiz tabii canım. Niye gitmeyelim? Peşinem like basın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdiden basın. Baktınız canınızı sıkıyorum saçma sapan laflar ediyorum geri alırsınız. Yani Keanu'nun ruhsuz hali bazen çok işe yarıyor ama o sözünü ettiğin film gerçekten çok iyi bir film değil. Neden? Peter Jackson'ın filmlerine bakarak mı? Anlamadım sorunu Semih. Bir daha sor. Yüzüklü dizi dediğiniz bence yüzük bu sezon çıkmaz ya. Bence bu sezon doğru düzgün Sauron bile çıkmaz. Çayınızı kahvenizi hazırladınız. Ben bugün yeşil aycıyım. Viski falan getirmedim yanımda. Ne ile baş başa olduğumuzu biliyoruz artık. Biraz daha tecrübeliyiz. Çok abartmayacağız. Lord'dan çok bir şeyler aramayacağız. Hani Yeni Zelanda'ya bir gün gidersek nereleri görelim edelim. Biraz doğa manzarası seyredelim. Galadriel hala yüzüyor herhalde değil mi? Açalım bakalım okyanusun ortasında Galadriel ne yapıyor? Selamişko. Nasıl cevap verilir bilmiyorum. İnanç hoş geldin desem. <laughs> Yeterli olur mu? <laughs> ha Lord of the Rings demesek daha iyi olur dedin ya. Neden demeyelim diyorsun. E, Lord of the Rings değil dizinin adı çünkü. Rings of Power. Birinci bölümün yayınını izledim de buradan çıkmıyor değil mi? Yok. Yani öyle bir imkanım olsaydı çıkartırdım tabii ki ama... E, yani telif yeriz. Öyle bir şey yapmak şansımız yok. Ama buradan ben başlatıyorum. Siz de başlatıyorsunuz. Ve sonra da bir bakıyorsunuz ki... Senkronize bir şekilde benle izlemiştiniz. Yani... E, çok pahalı bir yerde olsaydı belki bir güzellik yapardık. Belki Discord'dan Miscord'dan yapardık bu etkinliği ama... ya Gerçekten 3 lira, 4 lira, 5 lira falan ya. Benden ucuz abicim Amazon. Bende bile katıl butonu 5 lira. Ee, birkaç gündür bu tarz mesajlar alıyorum arkadaşlar. Aynı kişilerden mi geliyor bilmiyorum. Ama e, katıla bastıkları halde katılamayan... işte e, butonun inaktif olduğu... Ya da ne bileyim işte son aşamada problem çıktığı bilgileri geliyor bana. Böyle bir tecrübe yaşayanınız var mı? Hoş çok azınız katıl butonuyla bir tecrübe yaşadı ama olsun canınız sağ olsun. Sadece sizden yardım alma amacıyla söylüyorum. Benim şimdiye kadar katıldığım 3 tane kanal oldu. Üçünde de hiçbir problem yaşamadan katıldım ama hepsinde PC kullanarak yaptım bu işi. Amazon çünkü buraya bir streaming server olarak gelmedi. Amazon buraya bir e-ticaret şirketi olarak geldi. Aklınıza gelebilecek her şeyi Amazon üzerinden satın alabiliyorsunuz. Yanında da Prime'ı işte öyle hediyelik şeklinde veriyor. Bu arada Prime Gaming üzerinden baya iyi oyunlar dağıtılıyor şu süreçte. Shadow of Mordor falan tokatlayabilirsiniz. Shadow of War mıydı yoksa? Neyse Lord of the Rings oyunlarından bir tanesiydi. Hangisiydi hatırlamıyorum. Grupta paylaştılar bizim Discord'da. Yayına başlamadan evvel güzel shoplarınızı moblarınızı gösteremem arkadaşlar. İğrenç insanlar sizi ya. İyi ki bir Lord of the Rings yayını yaptık. Nerede lan onlar? Abi bunlar gösterilmez be canım ya. Murat sönmez kapattın buraya geldin. Kapatmasaydın abi ben mi dedim kapat diye. Ya abi yok valla gidin şeyden bakın. Discord'a gelen görsün. Discord'dakilerin ayrıcalığı olsun o da. Evet. Tıpkı yani şey olmaz tabi birinci ve ikinci bölümler için tek tek video çekmem. İkisi bir, bir inceleme videosu atarım. Tıpkı House of the Dragon'a yaptığım gibi. Sonraki haftalarda zaten böyle ikişer ikişer değil, birer birer gelecek. Dilerseniz gece dörtte ayaktaysanız benle watch party yapabilirsiniz. Beraber izleriz. Yok istemiyoruz derseniz o zaman bilemem. Discord dersen burada çıkmaz ya. Bobin kafa Discord'ta. Discord GG Bobin kafa. Ya da hani mod falan olsa kanalda biri getirir yapıştırır diyorum da modlar kendi aleminde. Buralar böyle arkadaşlar. Buralar dutluk. Zaten dünkü 200 kişi nire. Burada 101 kişi nire. Watch party yapalım da yani Twitch'te yapabiliriz onu. Burada yapamayız. 4'te değil 7'de olması gerekiyor sabah. 7'sinde mi yayınlanacak? Niye? Ya yani bizde sabah 7'si orada baya geç oluyor çünkü. Sakızın kilosunu hesaplatacak durumlara geçirmesin Allah hiç kimseyi. Bence bu bölümü beğenme olasılığını arkadaşlar benim üzerinde böyle baskılar kurmayın. Benim sağım solum belli olmuyor okumuyor musunuz oğlum sözlüğü mözlüğü. Millet neler yazıyor sözlükte bizimle ilgili. Sanki bizim film zevkimiz adamların beğenisine endeksli. Hmm, onlar beğendi ben beğenmeyeyim. Onu demek için okuduk bunca sene. Arkadaşlar hani gelen gidiyor. Bence daha kalabalıklaşmayacağız sanki. Hatta sayımız giderek azalacak mıdır nedir? Çok sevgili arkadaşlar gelip rahat rahat başka kanalların isimlerini falan söyleyebiliyorlar burada. Eşeğin aklında karpuz kabuğu düşürür misali. Selam, hoş geldiniz. Bence 5 dakika sonra başlayalım. İzleyelim bakalım neymiş. Ne anlatıyor bize bu dizi? Extreme horror da değil. Her türlü horror da. Çok iddialıyım canım ya. Artıyor muyuz? Yok be. Yani yüzü geçmiştik gene 90'lara düştük. Şu an 95 gözüküyor bende. Gelen herhalde diziyi izleyeceğini umarak geliyor bir bakıyor. Dün çünkü birileri yazıyordu bu ne ya gözlüklü bir adam var burada falan filan diye. Ha selam hoş geldin. Yok timer koyacağım zaten. Hani kaçıncı saniyede olduğumu göreceksiniz. Biz geçen seferki timer benim pek hoşuma gitmemişti ya. Bu sefer daha Kullansak. Ağaçlara oyulmuş kişilerden sadece iki tanesini çıkartabildim. Bir tanesini zaten <gülüyor> söylemişlerdi. <gülüyor> Diğerini de köpesinden tanıdık. Selam Ferdi, hoş geldin. Ama geri dönüp bakmadım tek tek kim bunlardı yani muhtemelen e, biraz incelediğinde çıkar bir Ufyan diye diyebildik onun dışında bir şey diyemedik. Benim bu yazılımda problem var. Silip baştan kurmam gerekecek büyük bir ihtimalle. Çünkü şu an yapmak istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Yani şu an ne yapmak istiyorum? Timer koymak istiyorum. Çok Basit bir istek. Selam yavru kedi. Ne yaptın? Dayanamadın. izledin değil mi ikinci bölümü biz siz? Aa, i̇ki dakika sonra başlatacağım arkadaşlar. Ama ekrana timer koyma işini maalesef yazılımın tıklığı yüzünden yapamıyorum şu an. silip bir baştan yapsam. Hı, Hı Enteresan. Neyse, canım sağ olsun söylerim kaçıncı dakikada, kaçıncı saniyede olduğumu. Sabrettiniz demedin. Vay çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin için sabrettim arkadaşlar. Beraber izleriz diye. Ya aslında mantıklısı gecenin dördünde yayınlanır yayınlanmaz bu işi yapmakta ama ya uyuyorsunuzdur mu uyuyorsunuzdur çok dokunmayayım size falan diye. Like'a basmayı unutmuyoruz ve bu gece 400 oluyoruz. Olamayız bugün bayağı az sayımız maç falan olabilir. Ya da hani büyük yayıncılar açmıştır bir şeyler. Lord of the Rings içeriğini onlardan izlemek isteyen dostlar oralara gitmiştir. Dünkü sayacı açmaya çalışıyorum zaten de şey yapamıyorum. Ekrana getiremiyorum. Yazılım biraz tırt. Daha doğrusu hani bir şey oldu. Bir silip baştan yüklemen falan gerekecek. Çoğu şeyi yapamadım. Dün size bir tane harita açamadım mesela. Ya Aslında çok basit. Yani ekle diyorsun. Hangi şeyi eklemek istiyorsan onu seçiyorsun. Ve direkt ekranda beliriyor. Ama belki bende 3 tane monitör var diye kafası karışıyor. Belki başka bir nedenden. Yarım saat sonra kaçacağım Fener'in maçı var diyor işte insanlara. O yüzden şöyle 400 like falan hayalleri kurmayınız. Hadi bence başlayalım. Hazırsanız başlatmak üzereyim. Başlatır başlatmaz da söyleyeceğim. Bu da ne ya? Twitch'ten yapamadık değil. Twitch'ten yapmadık. Saçma sapan bir timer sesi. Umarım size de gelmiyordur. İsterseniz Twitch'ten yapalım yani ama buradaki sayıları yakalama şansımız Twitch'te yok. Twitch'te o kadar popüler biri değilim ben. Eskiden öyleydim. Başladık bu arada. Ee, ne geliyor? Evet bir saçma sapan ses çıktı. Ee, bir iki tane timer denemiştim. Onlardan biriydi. Şu an e, recap var birinci bölümün özetini gösteriyor. Dilerseniz siz bu özeti geçin. Böylelikle ben başladı bölüm dediğimde. Timer koymadım değil koyamadım arkadaşlar çıkmadı işte yani yayını kapatıp açmam gerekiyor onu da yapmak istemiyorum şu an. Ayağım benim dediklerimi ya çok geç duyuyor ya da iplemiyor. Şu an recap'i seyrediyorum arkadaşlar. Üzgürüm. Aa, aa, şey jenerik yapmışlar. Şu an jenerik başladı bende. Kumlar mumlar Yere dokuz yüzük çizdiler. Ama o yüzükler şu an... iki ağaca dönüştü. Başladı anlatıyorum işte. Biraz sade bir jenerik olmuş. Lord of the Rings'in değil de sanki böyle Dune'un jeneriği gibi olmuş arkadaşlar. Kumlar var, kumsol canları var. Bu ne ya? Başlamadı da arkadaşlar. Şu an jenerik bitti. Rings of Power yazdı ve 2 dakika 51 saniye. Yayın biraz geriden geliyor ama. Benim söylememle ayarlama şansınız çok zor. <laughs> Şu an Galadriel'in salak salak okyanusun ortasında gökyüzüne bakışını görüyoruz. Değil mi yavrum? Taş olma sakın. Gemi ol, yukarı bak. Blade teşekkür ederim yayını desteklediğin için. Abla Allah'ını seversen bir büyü falan yap. yok kadın ya. Ulan nereye yüzüyorsun? Bu harfutların da kıçı yanacak abi. Tamam adam büyük bir ihtimalle Maya Bunlar, bunlar da mı ateş geçirmiyor? Öbürkü de geldi. Ay ay. Nasıl ya? Sıcak değil diyor. Yanıyor olan her taraf. Toprak, moprak, yanmış. Ha, şey gibi mi acaba? E o zaman bu Sauron Ya da Sauron'un getirdiği itplerden biri olabilir e, Birinci bölümde de hani ateş ısıtmıyor Falan filan diyorlardı ya Bir de Sauron niye böyle Gökyüzünden donla gelsin abi Zaten orta dünyadaydı Superman gibi uçacak galiba. Taşlar maçlar kalkıyor. E peki bunlar bu Harfut köyünün hemen yanında olmuyor mu ya? Köydekiler nerede? Şu ateş mateş de bayağı Sauron'un gözü gibiydi. Gandalf değil de Sauron mu acaba? Salaha yatan bir Sauron. Abi erken bile yatsan horoz ötse uyanıyorsun. Baksan alan adam yıktı. Bir de o siyahi abi sürekli göklere bakıyordu. Gelen şeyi de gördü. <laughs> Onlar çok tatlılar ya. Ha buradaymış. Yıldız düştü diyor. Gel bakayım. Bir de sen bak anlarsın sen bu işlerden. <laughs> Yetkili bir abiye benziyorsun. Duydu, duydu işte çıkmışlar. Ha acele etmeyelim. Korkak bunlar tabii. Ürkekler biraz. Abi minnaklar bunlar. Küçücük küçücük adamlar. Kadınlar. Zaten kamuflaj ustası hepsi. Valla ben düşünüyorum hiç meteorla ilgili bir şey var mı diye Lorda benim bildiğim bir tane meteor var ondan da kılıç mılıç yaptılar böyle adam adam yapmadılar yani belki de adam kılıçmış tuzlukmuş. Sauron kılık değiştirir ama kılık değiştirme ustasıdır. Bıraktınız adamı lan yokuş aşağı. Aa gitti işte. <laughs> Neyse öldü herhalde zaten. Düşürdüler herifi. Ya ben e, tasarım olarak e, Harfutlar'ı Elfler'den dahi daha çok sevdim. Cüceleri daha görmedik. Belki cüceler Harfutlar'ı da geçebilir ama. Yani keşke Harfutlar'ın köyünde bir şey olsaydı dedik. O da oldu. Azıcık gökten düştü ama. Sauron'u <laughs> belki de yanlış anlaşılmış bir anti-hero yapacaklar. Kıllı yünlü işleri bırakacağım diyecek Sauron. Harfutlarla mutlu mesut yaşarken birileri Harfutlara kötülük yapacak. O da yemin edecek. Harfutlarımı öldürdünüz mahvedeceğim. Bütün Middle Earth'ın üstünden geçeceğim. Neyse saçmalamayayım da ilk kez izleyenler. Ben sevmedim cüceleri daha görmedim çünkü. Ha şeylerde falan gördüm tabi. E, fragmanlarda falan gördüm de. Aksiyon halinde görmedim hiç. Hakikaten ha. He. Herifi oradan oraya yuvarladılar. Lan siyahi miyahi diye Kıyameti kopardınız bu herif kırık kaleli be Valla benim kırık kaleli tanıdığım Arkadaşlar var aşırı benziyor buna Onlar da böyle Zeytuni arkadaşlar Gözler yemyeşil falan e, Şu an 10 dakika 38 saniye Niye lan? Nazgullar geliyor ya. Şair diye. insan sahnelerini seviyorsun. İnsan gördük mü lan dizide? Ha, bir tek şey de bu. Ablanın köyünde insan var. Başka bir yerde yok. Ne oluyor lan? Now kiss. Ha yemedi. Gitmelisin. Diktiler beni kulenin tepesine. 76 yıldır oradayım. <laughs> Bir öpersem duramam. Ork mork boşver. Tanımam. Ya yok düz kırk kareli bu İsmail abi o dedemin çekici. Bence şu an Amazon'dan satın alabilirsiniz bu çekici. Çok güzel tasarlanmış çünkü. Kesin replikası çıkmıştır ama kesin hayvan gibi de pahalıdır. Alsam şurada arkada dursa fena olmaz mı? Amazon'un köpeğiyim yazarım altına da. Mjolnir'den daha şık. Hiçbir şey film üçlemesinin yerini tutmaya çalışmıyordur zaten büyük bir ihtimalle. Lore'u genişletmeye çalışıyorlar diye bakın arkadaşlar. Bu kadar da ağlayıp sızlamayın her şeye ya. Ben dün çok az bir Nerdrotic'in yayınına baktım. Abi beynim yandı. Ne biçim geri zekalı onlar ya. Kokain'den beyni yanmış Pezevengin. Ya lorun içinden geçtiler de şu an şu an bir şey yok yani şu an normal. Burada bir şey yok. Ya Galadriel biraz tırt. Neyse bölüm bitsin de bahsederim biraz o heriflerden. Dur cücelere geldik. Kazadığım, kazadığımı daha evvel hiç görmedik. Moria halini gördük. Var mıdır değil. Yok şey yapmadım. O adam çok ağır kokain Hatta çok uzun süre hapis yattı o yüzden. Git bak şeyine falan. Twitter'ına falan ex felon yazıyor. Yani eski mahkum. Kokainden içeri falan girdi o herif. Yürüdüler abi adamlar elf ya. Adamların zaman... Hani sen yürüsen belki 6 ay sürer. Adamlar yürürse de 6 ay sürer ama... işte Zaman onlar için çok önemli değil herif. 5000 yaşında... Ya lanet olsun koyamadık bu sefer. 15. dakikadayız arkadaşlar. 15.45. Şu an <laughs> cüceler tarafından refüze edildi Elrond dayı. Lambas yemişlerdir abi çıkmadan evvel bir tane bir ısırık lambasla onlar dünyanın yolunu gidiyor. İnsan gibi düşünmeyin bunları. Onlar da elf kumaşları canım. Ya adamların her şeyi büyülü abi bu kadar da şey yapmayın yani kup takmaya çalışmayın. Sigintara Böyle zikli konuşma. Korum kafana baltayı diye çıkacak şimdi. Zigin tarak şey bu arada. E, uzun sakal demek. Ama yani cüce demek aslında. Niye öyle bir şey? Bunun öyle bir olayı mı varmış? <laughs> lan bidi bidi geldiler çok der <laughs> Bunlar elf tabi lan. Galadriel de yavaş yavaş yüzüyor. Şu an kelebek yüzüyormuş. <laughs> Kelebirin boru bıraktılar orada. Neyse açarlar herhalde ona da kapıyı. Bu müzik çok güzel bu arada ya. Vay be. Cüce elf yok. Ha. Elflerin hepsi çok uzun boylu. Hatta bazıları aşırı uzun boylu da tabi dizide çok sakil görünürler diye yapmamışlar. Yani iki buçuk metre Galadriel görmek istemezdim ben açıkçası. Bir hafta bekletmezler herhalde. Ya bekler abi elf adam ya. Baksana giydiler zırhları hazır oldu da cennete gittiler. Muhteşem olmuş. Geldi mi Durin? Of of burunlara bak. Oğlum 1 milyar dolar bütçenin 300 milyonu falan buruna gitmiş gibi duruyor şu an. Aa haula dedi. Oğlum Valar o. Valarları söyleyebilir Valarlar diye bir şey olmaz bu arada. Valar söyleyebiliyorlar mı? Valar zaten çoğul. Vala tekil Valar çoğul. Maya tekil Valar çoğul. Aynu tekil Aynur çoğul. Tom bomba değil. Ya olabilir aslında ama çok da bu. Olmaz gibi ya. Yani ne işi varmış ki gökte? Tom bomba değil çünkü her şeyden daha eski yani neredeyse. Hı, onu dedim ya. Nihayet bir Valar ismi geçti. Oğlum bu arada bunları yaratan Valar. Oo, Hammer Time. Büyücüler 3. çağda geliyor. Yani Gandalf'ın falan gelmesine daha bin yıllar var. Oho, aramıza Game of Thrones'u karışmış. Elf diyor bu arada ya. Ayıp lan. Kaç senelik arkadaşın. Ha harf tutmuş bu. Ben de kelebi <laughs> Geri dönüyor zannettim beni almadılar diye. <laughs> koşa koşa. Ne bağırıyorsun manyak? Ana. Oğlum köy göçür lan bu. Bu çok Gandalf sahnesi bu arada. O da kulağına küpe olsun. O ne be? Anladı. Sen kimsin abi? Hanzo. Sunal Ben de bir şeyler dediğini fark ettim ama yazmadı. Altyazıda mı yazıda da geçmedi. Kara lisandan mı bir şeyler dedi acaba? Kablo dolu altın. Dolaştım kablolara. Artı 2 gibi. Değil mi? ikisinin de adı Nori. götürdüm ola Nori. Böcek değil salyangoz yiyorlar ya. Fransız misali. Ayıkla da ver güzelim ne anlar o. Atacak kafana şimdi bu ne. Al işte katır kutur yedi. Evet hani Galadriel hala yüzüyor ona geri dönemiyoruz bu yüzden. Celebrimbor kapının önünde duruyor falan filan. Diğerleri de taş kırıyor işte. Olay burada. Gandalfcim asa biraz küçük gibi ya. Konuşamıyorum ama yazabiliyorum diyor galiba. Oraya da yıldız mıldız bir şeyler çizmişti. Ben anlamadım ondan bir şey. Bir daha gösterir umarım. Ne hiçbirini görmedik ya. Hangisini gördük ki? Mordor haritası mı çizdin abi? O nedir o ya? Ni daha gelmiş? Aha. Sopayı kırdı adamın ayak da kırıldı. Ha ne? Mana ure. Manam bitti diyor. Lan bağırma sen de Erbok'a. Ya mana... Mana şey demekti ya... Hatırlamıyorum. <laughs> Vardı bir anlamı. Nedir gibi falan bir şey mana. Soru yani. Bir şey soruyor. Ure. Ure'de tanılık geliyor ama. Neredeyim ben falan diye soruyor olabilir. Ya da saat kaç. Hangi yıldayız. Zaman yolcusudur belki. What is heat mi demekmiş? <laughs> Ulan bari güzel yüz. Allah'ın belası. Kafanı suya soklan öyle mi yüzülür? Yüzmeyi kendi kendine öğrenmiş baraj gölünde yüzen yurdum insanı gibisin. Serbest yüzerken kafayı dışarıda tutmayın arkadaşlar. O Jaws geliyor. <laughs> Hakikaten ha köpek balığı yesene güzel olur. Bu ne lan? Siz de mi son anda gemiden atladınız abla? Ulan bunlara da mı güvendin atladın suya? Şu an Galadriel var canım. Alien Melian yok ya. Suda vermiyorlar kıza. Ha hadi bakalım. Biz de bir se... <laughs> Neden buradasın diye soruyorlar. Dizi yayınlandığından beri soruyoruz abi. Vallahi biz de cevabını bulamadık. Atladım al gibi. Boş adam. Bana mı dedin canım? O Görünüş aldatıcı olabilir dedi. Sen misin lan yoksa Sauron? Canım sizin gemi yalan olmuş be. O. Su ejderi. Yalnız güzel bu ya. Tam yarım saat oldu. Ulan nasıl gözden kaçırdınız onu? Sizi... Aa attılar kızı suya gene. Ulan kaderin lan. Kendin atlamasan zaten biri atıyormuş seni denize. Şunun yüzünü müzünü göster be. Ya bunu da iki dakikada kesme abla sakın. O küçücük hançerinle. Aha. Vay pezevenk. Of güzel tasarım ya. Çok güzel gözüküyor abi dizi. Yani televizyon dizisi bu yapmayın etmeyin arkadaşlar. O kadar da insafsızca eleştirmeyin yani. Güzel para harcamış herifler. abi köylü ittirdi, möylü ittirdi falan filan. Aynı şey mi lan? Trol kesme sahnesi saçmaydı da köylü ittirme sahnesi saçma değildi. Yalnız bu abi o sandık mandık ne? Hazine sandığınız mı efendim? Nasıl sattı lan bir gemi dolusu adamı? Gördünüz gibi ipleri çözdü, itti diğerlerini. Dublaj neden kötüydü? Ne bileyim ben dublaj seyretmedim. Şu an orijinal seyrediyorum. Bu arada bütün para durum kırdılar. Ben de yapardım aynısını... ...suda Galadriel bulsam da... <laughs> Şerefsiz olduğum gerçeği değiştirmez bu. Derken. <laughs> Sevindi cüceler. Kırdın lan. Çekici kırdın hayvan. Sapıyla vurdu gitti. Yok lan çok tatlıydı o gülen cüce. Ben çok sevdim. E yeter artık biriniz yenin lan. Bölüm boyunca çat çut taş mı kıracaksınız? A, bu arada bakın Elrond'un kanatları var. Anasına çekmiş. Elrond'un annesi kuş biliyorsunuz. hücrelerin niye hepsi İskoç aksanıyla konuşuyor ya? İskoçlar bozulmuyor mu bu işe? Asansör yapmış herifler. Ha bu <laughs> çok iyiydi. 20 yıl dediğin nedir ki? Elf için göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O cüceler de çok uzun yaşıyor. İnsanlardan daha uzun. 250 yıl falan yaşıyorlar cüceler. Yok. Cüceler bu boyda. Hobbitler daha kısa. Ha, düğüne gelmemiş. Ulan pezevenk bir çeyrek altın takmadın. O kadar evlendik. O kadar çoluğumuz çocuğumuz oldu. Kasıtlı kaybedecek tabii. Tepenizde Şahin var. Cüceleri niye kartallarla götürmediler olmuş. Öyle öyle valla. Ben olsam ben de bozulurum abi ne demek. Arkadaşım arkadaşım diyeceksin. Düğüne gelmeyeceksin. Bir çeyrek takmayacaksın. Gerekli değil çeyrek. Oha Turin geldi. Soldaki Turin'in helmeti bak. Şu kafasında ejderha var. Yani ejder mi denir ona? Kertenkele mi denir bilemeyeceğim ama... Oprah mı? Oprah nereden çıktı lan? Ha şey mi? Karısı mı? Bu arada benim hatırladığım belki bir yerlerde söylemiştir. Kitaplarda söylemediğine eminim ama kadın cücelerin sakal muhabbeti tamamen filmden çıkma bir durum. Hani şey sahnesi var ya ee, Eowyn'le konuşuyor Gimli işte cüce kadınların olmadığı falan filan Aragorn şey diyor hani sakal yüzünden falan filan diyor o muhabbet oradan çıkma onun dışında böyle çok detaylı bir e, cüce kadın tanımı hatırlamıyorum ben kitaplarda belki mektuplarda falan vardır ama şart değil yani mutlaka sakallı olacak kadın cüce falan filan yok öyle bir şey Belki tıraş oluyordur. Çok ağladı ya millet. <laughs> Ulan yumuldu resmen. Bana çok Gandalf gibi gelmedi. Umarım değildir Gandalf ya. Ama hani böyle bir şey yapıyorlar. Gandalf havası yaratıyorlar. Sizin lisedeki kızlar sakallı mıydı abi? İnadına da sürekli sakal sakal deyip duruyor. Av sakalı diyor ama. Aa, yavrum benim. Oo. Aşkın olduğu yerde her şey yeşirir. Çok tatlılar lan. Harfutlardan daha çok sevdiğim cüceleri. Valla pardon da Peter Jackson Hobbit çekerek biraz kalp kırdı ya. Yani büyük bir ihtimalle Peter Jackson çekse ona da kup takardı millet. Renk paleti çok güzel. Efektler bayağı iyi. Yaratık tasarımlarını çok sevdim şimdiye kadar. Çıkan yaratıkların hepsi çok güzeldi. Abi denizin ortasındasın. Ne yapıyorsun? Saçı başı tarıyorsun. Ha tabii yanındaki kız güzel. E ee, Demin böyle yana attın o saçı. Şimdi ortadan ayırmışsın. Ne ara yaptın? Herif kaşla göz arasında kuaföre gitmiş. Evet abi demin saçını sen şöyle attın. Islattın böyle attın. Şimdi saçın kuru ve ortadan ikiye ayrılmış. Şey mi geçti aradan? Bir gün iki gün falan mı geçti? Burada Gandalf kodları falan ne oluyoruz arkadaşlar? Saruman'ın mekanında olduğunuzu unuttunuz galiba. Evet dizinin bütün kararları onlarda. Hatta genelde showrunner ilk iki bölümü yönetir. Ha bir saniye arkadaşlar burası önemli galiba. Abi personal space'i biraz işgal etmiş durumdasın ya. Bir adım geri atsan. Yani ya öpüşün ya zaten kıç kadar sandaldasınız. Birbirinizi duyamama ihtimali yok. Gerek yok öyle cinsel gerilime. Southlands mı? Çüşünüz. Ya tamam Southland'ın şeyi var. Denize kıyısı var da. Yani Southlands dediği yer aslında o Mordor. Mordor tarafları bu. Ha, bir de fırtına yediler kafaya. Bizim 40 kaleli elfin takıldığı yerler yani. Aa ulan bu herif bizim şeyin babası olabilir mi? Hani şey falan diyordu ya baban nerede falan diyordu ya. Oo kartallar. Yavrunuzu kartal kapmış hayırdır gençler. Kartallarla bir derdiniz mi var? Bunlar zamanında şey yaptılar ya. Melkor'la bir oldular. E, kartallar biraz bunların içinden geçmiştir. O yüzden da hoşlanmıyorlar. Korkuyorlar. Ne diyorsun abi sen? Neye ne diyorum? Niye olamaz? Ya bu kadının kocası yok ya. Hani e, oğluna falan şey dediler. Baban nerede bilmem ne falan diye. Herif de safla izlenmiş. O da mı Sauron? Yok abi. Herkes de Sauron olmasın yani. Isıs bir sala düşsen mi? Abi şey. Gözüne bir visi falan damlat canım ya. Gözün şu olmuş. Yalnız abi şu geyiği yapmayın ya. Yeter artık. Bir erkek de bir kadını dinlesin artık. Bir dizide. Farkında mısınız? Yaklaşık bir 10 senedir falan Erkeklere dert anlatmaya çalışan kadınlar ama erkekleri bir türlü dinlemeyen, yani kadınları bir türlü dinlemeyen erkekler. Bu ne yapıyor? Maysant mı oldu? Öyle fare olmaz lan. Al sana fare. Kocası ölmüş ifadesini hatırlamıyorum ben. Baban nerede falan diyorlardı buna. Yani gitti dediler, kaçtı dediler. Kaçtı demediler, gitti dediler diye hatırlıyorum ben. Ben de hatta dün şey yaptım ya, dalga geçtim ya. Ömer Çip gibi. Pits'in baban kim söylesene bilmem ne muhabbeti yaptılar ya. Ork tırnağı bulduk. <laughs> Elif girdi mağarayı lootluyor. At oğlum cebine. Hiçbir Skyrim oynamadın. Onlar lazım olur. İleride bir şey yaparsın onunla. Silah milah bir şey oluyor onlar. Çocuktaki kılıç. Ha doğru değil mi? Bir de çocuğun öyle sauronlu kılıcı var. giderin kırk kaleli İsmail'i be kaç lan kaç geliyorlar her taraftan fareler daha önce kaçıyor nasıl bir şey geliyorsa <laughs> İlk kamdaki gibi Peki size bir soru. Bu ışığın kaynağı ne arkadaşlar? Nereden geliyor bu ışık? Bunun elinde bir tane lamba gibi bir şey vardı. Düşürdü söndü o. Tepe açık mı acaba? Ya elfsin girersin. Aa bu şey fragmandaki sahne. Paketleyecekler şimdi bunu. Yeraltı orku değildir büyük bir ihtimalle de orklar güneşten hoşlanmıyor ya. Güneşe çıkmamak için kaçmışlardır. İşte paket oldu bizim 40 kaleli. Şu an 48.53. Galadriel bütün suları mavi mi yaptı? Sudan değil tepeden gelen bir ışık vardı. Olmaması lazım oradaki ışın. Biz görelim diye herhalde biraz suspension of disbelief. Theo'yu da mı paketlediniz ya? Ha, Theo saklanmış. Görmedim ki daha bu çukurdakileri. Sadece elleri gözüktü. Bunlar troll değil ya. Troller çok kocaman. Troller dev yani unutmuş. Bu da öyle bir şey olabilir ama. bu daha insan boyutlarında. Selam Kristal hoş geldin. Ana yüreği işte bırakıp gidemedi de. Abi de böyle babaduk gibi geldi. Oof. Hep <laughs> bu lan evde tek başına gibi. Biraz falmurlara benziyor. Yer altından mer altından da geldi. Skyrim oynamışlar bol bol. Oo. <laughs> Prey'deki gibi koparmış kafayı geldi. İnandınız mı lan şimdi? çok ciddi almadan izlerseniz o kadar da batmıyor. Yani kanon değil sonuçta. Galadriel bundan sonra hep böyle olacak falan filan diye bir şey söyleyemeyiz. Yani, tipler uymuyor. Filmleri boş ver, kitapları boş ver. Tamamen diziye kanalize ol dersen öyle gider. Yoksa büyük bir ihtimalle sorun olur. Bir de yıldırım mı düştü Galadriel'e? E gitti lan Galadriel. Çeksen oğlum ipi. Çekemez çok ağır. Aksiyon işte abi. Boş boş sahneler yani. Yeni karakter tanıtıyor. Bu abi büyük bir ihtimalle şimdi Galadriel'i kurtaracak. Çünkü Galadriel evet geliyor. Abicim yalnız bir kulak açaydım be. Hani beynin kulaklarından çıkmayaydı. Hani siz yapmazsınız öyle şeyler biliyorum ama Ola ki bu kadar derine dalmanız gerekti. 3 <laughs> metreden sonra yavaş yavaş kulakları açmaya başlayın arkadaşlar. Valsalva manevrası denen bir şey var. Ya burnu tıkayıp kulaklarınıza hava vereceksiniz yoksa kulak zarlarınız patlar. Ya bunların normalde kulak zarlarının patlamış olması lazım şimdi. Bunlar bayağı derine gittiler çünkü 20 metreye falan ama. Yanlarında gene ışık kaynağıyla gittiler. Gördük dipte neler olduğunu. Ver lan mı diyor. Ha yok şey <laughs> Sudan çıkartıyormuş, hemen de ayıldı. Galadriel'in de manası bitmiş ya. Manam yok, manam yok diye bağıran dayı hemen burada. O. Yalnız şurada bile çok iyi ya. İnsan gibi gözükmüyor. Druid yok. Ne yapacaksın Druid ya? ben bu dizinin yapımcılarını bir tık tanıyorsam hiç ipucu bir ipucu kovalamayın arkadaşlar şu saatte. Çünkü bin tane şey gelecek. Buna lan bu ne lan namık kemal fıkrası gibi. What is heat mi diyormuş gerçekten ya. E doğru yani şey mana what is gibi bir şey ama diğer kelimeyi bilmiyorum. Ağaçlara bağıran adam kim ya? İki saattir şunu mu sormaya çalışıyordun sen? Hmm, Gandalf taktiği. Böceklerle konuşma. Ha, gene şey yaptı. Takım yıldız çiziyor sağa sola şeyde de öyle başta yıldız çizmişti taşların üzerine. Ne yapacaksın abi yıldızı mıldızı? O değil de bizim bir Moon Knight abi var. O anlar bu işlerden. Onu çağıralım mı? Kendi dizisinde oynamıyor zaten. 5 dakika falan görünüyor. Gökyüzünde istediğiniz yıldızı kendi çağırabiliyor zamanda ileri geri gidip. E.T. von Home mu diyorsun? Pili bitti. Öldü ateş böcekleri. Yılmaz Erdoğan'mış lan herif. Sen hiç ateş böceği gördün mü? <laughs> ha Peter Mullen geldi. Burada da bir problem var arkadaşlar. Yani çok büyük bir dert değil ama dert. Balrog mu? Balrog yapmayacaklardır büyük bir ihtimalle ama evlat. Sen pop fiction seyretmiş miydin? Göstermeyeceğiniz değil mi o kutunun içinde ne var? Pop fiction Middle Earth Edition Yardım baba yadigarı kılıcı. Ne oluyor lan? Kılıç çocuğun kanını içiyor. Vampir kılıç. Kıymetlimiz olamaz onun içinde de. Kıymetlimizi daha yapmadılar canım. Müziğe bak. Rectus. Dominus. Ya o dert değil. Hani yarasından kan çekti de bayağı çekti yani. Çocuğu bayağı boru sesli bulmuşlar ya. Çocuk mu Sauron yoksa? Nihayet düzgün bir gemi. Elendil dostumuz mu geldi yoksa? Tabii ki göstermeyeceksiniz. Bitti lan. Müzikler güzel ya. Ya bir kaç tane Dorin olacak yapmayın ya. Dorin muhabbetini sevmedim. Yani niye sevmedim çünkü e, Durin the Deathless'tır e, cüceler e, Durin'in ölmediğine sürekli reenkarne olduğuna inanırlar. Yani Durin 3 öldükten sonra Durin 4 gelir falan yani Durin 3 ile Durin 4'ün yan yana durduğu bir sahnede o reenkarnasyon kısmını biraz yemişler. Evet ilk bölüme göre daha derli toplu çünkü ilk bölüm biraz karakter tanıtımı mantığındaydı. Burada en azından bir aksiyon gördük bir şey gördük. İlk bölümde de prologda falan vardı bir şeyler ama işte merak uyandıran 2-3 tane konu var. O kılıç neyin nesi işte bu adam neyin nesi gökten inen meteor abi kim gibi herhalde bir sezon boyunca bize bunları konuşturacaklar. Biz bunları tahmin etmeye çalışacağız falan filan. Bunlar e, Elias'tan, Lost'tan kalma bir takım taktikler. Üçüncü bölümün trailerını izlemek istemiyorum siz kendiniz bakın. Batman diyor ki Galadriel'in yol arkadaşı Sauron... ...ya Sauron'sa o zaman niye kurtardı mesela Galadriel'i? Galadriel'den ne beklentisi olabilir ki Sauron'un? Hani kanka olacaklar... ...sonra da gidecekler elflere. Bana yüzük yap. Ben bak... Gil-Galad bu arada... Ee... ...orası biraz karışık aslında. Yani e, Galadriel... Gilgalad'ın ya halası ya büyük halası. Yani sanki burada Gilgalad kral Mural aralarında şey var gibi duruyor ama aslında Galadriel Gilgalad'dan daha büyük. Yani e, Lord'a orada bir şeylik var. Yani Silmarillion'a bakarsanız halası e, daha sonraki e, o Christopher Tolkien'ın Tolkien'in notlarına bakarsanız... ...büyük halası. Sanmıyorum ya... ...Sauron'un öyle denizin ortasında... ...çıkacağını falan filan. Ya yani şeylerden biri olabilir o. Yani Witch King falan gibi bir şey olabilir o herif. Galadriel... Bu bölüm hiçbir şey yapmadı. Baflı hiçbir numarası yoktu. Ben o ejdere mejdere dalacak, ejderi kesip gemidekilerin güvenini kazanacak falan filan gibi bir e, endişeye kapılmıştım. Öyle bir şey olmadı. Abi gemidekileri sattı zaten. Siz gidin iki dakika. <laughs> Bu kız hepinize beş basar diyerekten. Evet bir Jaws havası yaşattık orada. Videolarda Fenor'un yemini gibi gösterdikleri sahnenin aslında sadece elflerin isyanı gibi gösterilmesi çok saçma olmuş. Ee... Bilmiyorum abi Findor falan var orada. olmaması lazım. Senin dediğin gibi olması için bizim Galadriel'in abisinin orada olmaması lazımdı. Çok da yüzmedi de yani okyanusun ortasında. Keşke onu görüp öyle atlasaydı. Ben gider şunlara eklenti olurum. Çok plansız programsız bir iş yaptı yani. Azad çok güzel olmuş evet. Yani e, Prime'ın hiç böyle bir şeyi olmamıştı. Şimdilik. E, bir Stranger Things'i olmamıştı. Ya da HBO gibi bir Game of Thrones'u bir şey olmamıştı. Yani yapıyordu bir şeyler... İzleniyordu da falan filan. Boys, boys biraz tesadüfi başarılardı. İnsanların bu kadar e, ilgi gösterebileceğini dahi tahmin etmemişlerdi. Ama e, bu bayağı hani zirveye oynamak. Bu işte bizde varız. Bizde bok gibi para var. Bizim de bir amiral gemisi dizimiz olsun çabası bu. Yani. Alla dediklerine göre Ulmo da diyebilirlerdi de yani Ulmo dedikler gelip Ulmo mu kurtaracak? O mi kurtaracak? Nereye kadar yani? Harfutlar da çok iyi evet çok tatlılar. Çok iyi gözüküyorlar. Prime video uygulaması çok kötü ben seviyorum. Sen ne sorunu yaşıyorsun ki? Hatta ben e, birçok şeyi Prime üzerinden satın alıyorum. Hepsini e, Prime'ın player'ından oynatıyorum. Yani Shudder'mış, işte Screenbox'mış, eee AMC Plus'mış, Paramount Plus'mış. Hepsini oradan alıyorum. Hepsini her ay almıyorum tabii de arada değiştiriyorum işte. IMDb hakkında ne düşünüyorum? IMDb hakkında hep aynı şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, çoğunuz daha IMDb'nin ne olduğunu bile bilmezken 2000'li yılların başında ben AMDB ile ilgili görüşlerimi ekşi sözlükte yazıyordum. Oradaki notların niye dikkate alınmaması gerektiğini anlatıyordum. Hala aynı şey. Arayüz sıkıntılı. Ne sıkıntısı çıkartıyor abicim işte yani net konuşsam ben de ona göre belki senden kaynaklı bir durumdur diye yardım edeceğim. Yani kötü diye eleştiri olmaz. Eğer yardım istiyorsan hani yoksa hani sadece laf söylüyorum diyorsan beni de uğraştırma. Deli, doli ne anlatıyorsun abi? Kitabı anlattım. Biliyoruz zaten öyle olacak Niye peki Sauron yüzük yapıyor? Madem onunla ilgili bana bir şey anlatıyorsun. Tamamını anlat bakalım. Nedir yüzüğün olayı? Bu alemin hiyerarşisi için önereceğin bir kitap önerin var mı? Ee, yani Tolkien anlatan kitap mı istiyorsun yoksa normal Tolkien'in kitaplarını mı? Ya yani Silmarillion'u falan okuyun arkadaşlar. Ama yani e, ikinci Çağ'dan Silmarillion'da neredeyse hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani 30 sayfa falan var. Sadece dördüncü bölümde biraz bahsediyor. Ya ikinci ça zaten bir şeyde var e, dördüncü bölümünde var e, Silmarillion ama dediğim gibi çok kısa 30 sayfa falan bir de şeyde var e, yüzüklerin üçüncü kitabının ekler bölümünde Watchlist nerede yani sağ üst köşede şeyin var ya amblemin oradan tıkla kapatmıştım ben şimdi ama ya ulan ekran paylaşamıyorum ki lanet olsun. Evet dördüncü bölüm işte. Amazon'un ambargosuna bir şey demiyorum bilmiyorum çünkü ne neyi ambargo oluyormuş. Onu dünkü yayında konuşmuştuk senle. Evet sadece e, aslında yani Hobbit e, yüzükler ve e, eklerini almış. Oralardan anlatıyor derdini. Diğer kitaplarla böyle çok üstü kapalı konuşabiliyor. IMDB not ambargosu diye bir şey mi var? Diziye not mu veremiyoruz şimdi? E, diziden tiksinen tayfa ne yapacak peki? Nasıl deşarj olacak? Açsınlar abi adamlar bir basıyor rahatlıyor ya. Halfling çocuğa gözüken kurt Sauron olabilir. Ya yapmayın arkadaşlar yani. Benim lan Sauron. İtiraf ediyorum. Sizi yıllardır kandırıyordum. Staruman'ım diye. Dizi hakkında eleştiri yazma yorum kısıtlaması getirdi. Yani getirsin bana. Bana getirmedi ben istediğim gibi yapıyorum. Sanmıyorum o gelenin Gandalf olduğunu. Hoş yaparlar yani. Sırf popüler karakter diye ama. Yani ben bu diziye ne 10 veririm ne 1 veririm yani. Fanlar 10, Haterlar bir basmış. Ya dün e, şöyle bayağı kalabalık toplamış başına. E, Nerdrotic şey yapıyor. Diziyi eleştiriyor ama ne eleştirme. Abi e, bu Elrond'un Gilgalad'ın konuşmasını yazdığı sahne var ya. E, orada hani geliyor e, elf kızları buna ilk önce şey diyorlar. E, i̇şte... E, konseye seni almayacaklar gelme boşuna gibilerinden bir şey söylüyorlar. Ondan sonra da arkadaşın geldi diyorlar. Ee, arkadaşın geldi deyince e, Elrond neden e, söylemediniz deyip fırlıyor gidiyor. Adamlar 15 dakika bununla dalga geçtiler ya. İşte söylüyor ya ha ha ha. Ulan ilk önce niye onu söylemediniz konseye alınmamam zaten ileride ben konseyin kralını kuracağım. Rivendell'de ben de onları almayacağım diyordur içinden büyük bir ihtimalle de. Abi bunları falan söylediler. Ve görseniz böyle lan nasıl kıskanıyorum herife böyle 100 dolarlar, 1000 dolarlar bilmem neler kürekle para atıyorlar falan böyle. Konuş abi konuş bilmem ne diye ve e, herifler şey falan diyordu. Ben o sahneyi görmemiştim daha o yüzden pek bir anlam verememiştim ama işte e, Galadriel'in e, suya battığında niye elbisesi açılmıyormuş? Buna takılmışlar falan filan. Oldu canım. PG-13'in şeyde bir de malı mülkü göstersin sana Galadriel keyfin yerine gelsin ya adam şey dedi lanet olsun ya bu Galadriel'i çocuk gösterdiği yer var ya orada işte içi gözüküyormuş çocuğun da umarım body bilmem ne giydirmişlerdir de çok iğrenç de bilmem ulan elf gözlerin neler görüyor Allahın sapı Açın bakın herifin dizi incelemesi şey e, bir şey atmış. Dizinin e, yayınlanmadan evvel bir ön gösterimi, özel gösterimi bir şey yapılmıştı. Oraya gitmiş o e, küçük çocuğun işte içi gözüküyormuş bilmem neymiş de iğrenç gross alert bilmem ne falan filan böyle. Lanetler okuyarak mı okuyarak bilmem ne. şey işte ya nerdrotik. Midem bulan abi manyak mısınız siz ya? Bu kadar toksik bir ortam niye yaratıyorsunuz abi? Bir de kendilerini böyle Lord of Rings fanı falan ilan ediyorlar. Ya kusura bakmayın arkadaşlar dizi benim de öyle çok bayıla bayıla seyrettiğim bir dizi değil. Çok büyük eksikleri var eyvallah falan filan da. Yani ben o manyaklardan olacağım ama gelirim buradan e, şey yaparım daha iyi yani. Ya ne elf gözü be kavanoz dibi gibi gözlüğü var pezevengin neckbeard delirtti beni ya. Sağ ol Blade. Teşekkür ederim. Millete 100 dolarlar atılıyor falan filan diye ağladım. <laughs> şey yaptı hemen. Teselli ikramiyesi gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Yok abi yani gerçekten e, çok toksik bir kesim var. Lütfen e, şey yapmayın. Yani vardır mutlaka dizinin eleştirilecek dünya kadar tarafı vardır. Eyvallah da abi yani bunlar eleştirilecek şeyler değil. Bunlar bu kadar... E, hani şey yapılacak böyle kendini kaybede de e, saldırılacak yerler değil ya. Nerd of the Rings kanalını tavsiye edersin. Ne anlatıyor abi? Hani ben biliyorum zaten yüzükleri. <laughs> Ona yüzükler anlatmasın. E, sinirlenirim abi böyle şey mi olur ya? Yani bel altı saldırmanın en pis örneklerinden bir tanesi bu. Çok teşekkür ederim. Adamı kıskandım dedim diye yapıyorsunuz diye bunları. <laughs> Sağ olun çok teşekkür ederim. E, kimmiş şimdi Sauron? Yani ben e, şimdi bakın e, düz konuşacağım. Amazon yerine olsam nasıl olsa yeni sıfırdan karakter falan yaratabiliyorum. Şey yapmazdım. Gandalf'ı hiç karıştırmazdım işin içine. Yani Gandalf'ın gelmesine daha çok var. Bir de Gandalf niye gökten düşüyor abi? Adam gemiyle geliyor. İhtiyaç olduğunda. Yani bizim işte şeyde Bilboy'u Milboy'u gördüğümüz yıllar işte 2900 yıllar falan ee, Gandalf da yaklaşık 2000 senedir falan orada. Demek ki 3. Çağ'ın 1000. E, yılına doğru falan geliyor Gandalf. Yani daha 2. çağın başlarındayız. Onun gelmesine çok var. Toplar mı derken toparlar mı? Toparlar ya. Dert etmeyin. Teşekkür ederim kılavuz balığım. Evet bence de dizi gerçekten çok çok güzel gözüküyor. Ama tabii şimdi herkes o güzelliğe aldanırken şeyler de çıkıyor. Hani teknik anlamda ufak ufak problemler, ışık kullanımı bazı yerlerde sıkıntılı. Bazı yerlerde olmaması gereken ışıklar var. Bazı yerlerde ışıklandırma hataları var. Devam hataları var ama bunlar çok olası şeyler ya. Çok büyük prodüksiyonlar bunlar. Yani o hatalar aslında bizim göklere yerlere koyamadığımız her dizide, her filmde var. Elrond gay çıkmaz abi. Elrond gay değil. Evli barklı adam ya. Galadriel'in kızıyla evlendi. Ama şey var ya. E, i̇nternette onunla ilgili... Bana tavsiye edilen videolar arasında var bir tane böyle e, şey yapmışlar, bir gay makyajı yapmışlar. E, Elrond'a işte Elrond gay olmuş bilmem ne falan filan diye. Ya çok e, şey yapan unsurlar bunlar ya, rahatsız edici unsurlar. E, i̇nanç eminim seni çok daha fazla rahatsız ediyordur. Ama beni bile geriyor yani. Elrond'a oynayan çocuğa ben ufak bir kıl oldum. Ya abi çok iyiydi sahnesi mesela. İlk bölümde pek bir numarasını göremedik. E, Gandalf e, Gandalf beni andı. E, Galadriel'le muhabbetlerinde klasik böyle e, kadınları dinlemeyen erkek rolündeydi ama e, burada Durin'le bence çok güzel bir muhabbet koydu. Ya o sahnelerde falan bayağı bir ısındım kendisine. Çok fazla eser bazlı düşünmemek gerekiyor. Diziyi bağımsız düşünürsek seyir keyfi fena değil. Ya işte onu çok yapamıyoruz Emre. Çok teşekkür ederim desteğin için. Ama e, yani Lord of the Rings dizisi yapıyorsun. Olmuyor yani. En çok sen Elrond'u beğendin. Demek ki yani böyle gidiyor geliyor insanlar. Bazılar, bazıları kıl olmuş. Bazıları eşcinsel gibi olmuş diye sinirleniyor. Bazıları eşcinsel olmamış diye sinirleniyor. <laughs> Bakın yani sonuçta herkesi bir yerde toplayabiliyor. Ya, takma onları. En doğrusunu yaparsın. Ya ben mesela e, ikinci bölümle ilgili yani daha az suya sabuna dokundu diyebilirim loru öyle çok hırpalayan bir şeyler olmadı burada. Yani benim takıldığım yerler işte bu Durin muhabbeti. Durin'in Deathless olma durumu sürekli o reenkarnasyon inancıyla geliyor. Cüceler o kralın sürekli baştan doğduğuna inanıyorlar falan böyle. Üçüncü Durin ve dördüncü Durin yan yana takılmıyor hiçbir zaman. Orada bir şey var, gariplik var. Onun dışında yani böyle şeyler falan çok güzel. Mesela Elrond'un giysisindeki o belki ben biraz fazla abartıyorum ama kanat gibi e, detaylar falan filan çok hoştu. Elrond'un olayını ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama... Annesinin bir kuşa dönüşmesi falan filan gibi detayları var. Hani annesi kuşa babası gezegene dönüşüyor apayrı bir şey de. Elrond biraz karışık bir abi. Cuma gününde devam edeceğiz evet. Yeni bölüm geldiğinde yine burada... Eğer gelirseniz, katılırsanız, bundan memnunsanız birlikte izleriz. Biraz şey oluyor, hani e, geç izlemiş oluyorsunuz ya da ikinci kez benle izlemiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Natik denedi ve oldu. <laughs> Eline sağlık Natik, daha oralardan. E sen nasıl yaptın onu ya? Sen Azerbaycan'da değil misin? Sizde katıl matıl yoktu en son. Ya da beni mi yiyorlar? Bizde yok abi diye. Nasıl olsa anlamaz bu herif diyerekten. Ya abi ben artık konuşmak da iyi istemiyorum o konuları. Yani karakter siyahiymiş, beyaz iyiymiş, yok bilmem neymiş falan. Kırk kaleli abi o adam. Valla yemin ediyorum benim kırk kaleli ona çok benzeyen bir arkadaşım var. Herif hık demiş burnundan düşmüş. ...VIP ile deneyip... ...adam... Vay canına ya. Nikini de Türkler utansın diye... ...değiştirsene. Adam... ...orada imkanları zorladı. Yapmayın arkadaşlar. Şakasını da iyi yapmayın artık. Gerçekten... ...kabak tadı verdi. Yorumla ikinci kez. Ya çok yorumlamak... E, ...içimden gelmiyor aslında. Hani... Bıraksanız neler neler diyeceğim de birazını da videoya saklıyorum biz bunların hepsini zaten duymuştuk demeyin diye. Legolas yok be abi hani Legolas ben abartılmış bir balondur diyorum çünkü onun bazı sahneleri bana aşırı batıyordu. Şeyde mesela biz kitap nerdleri olarak Legolas'a başta çok sinirlenmiştik. Çok abartılı bir karakter olarak bulmuştuk. Çünkü yani e, sanki böyle Gimli'den çok daha işe yarayan... ...çok daha e, faydalı bir abi gibi duruyordu ama... E, ...romanda işte e, Gimli'ye senin baltanla yarışamam falan filan der. Hani böyle onlar ork öldürme yarışmaları falan yapıyorlar ya... E, ...Gimli daha iyidir o konuda. Burada işte bir bakıyorsun herif e, fil tepesinde, fül tepesinde pardon... ...bir bakıyorsun işte şey yapıyor kalkanla Back to the Future eşliğinde o kata ata işte Hobbit'te daha da beter Super Mario gibi takılıyor falan filan oralar mesela aşırı batmıştı bize ha yani şimdi görsen işte dünyanın en iyi filmi Bizim Kütahya'da çarşı izinde çıkan askerlere benziyordu o Elf abimiz diyorsun. Yakın yani sonuçta Elf ama asker bir de abi 76 sene lan 76 sene adamı dikmişler oradaki kulenin tepesine dağ taşa baksın diye. Sağında solunda elf de yok tabii ki insan bulsa yürür. Belki bakın o şey e, denizlere vurmuş kendini Mecnun olmuş. Karımı elfler kovalıyor diye adam kaçmış gitmiş olabilir ya. Boromir borusunu öttürürken Legolas kaçıyordu değil mi? Porto Rico'dan koca almak gerekmez ya Porto Rico'ya kadar gideceğine işte diyorum 40 kalede var onlardan. 40 kaleli dostları incitmiyorumdur umarım kötü bir şey söylemiyorum yani adam tereyağı gibi adam. E, elf yani biz zahmet çıksın. O ok atmayacak da ben mi atacağım lan? Neydi bizim şey gazoz? Çocuğun taktığı kolye neydi? Bir anlamı var mı? Çocuk kim? Ya ne zaman boş vaktim varsa ve canım film seyretmek istiyorsa o filmi ben Discord üzerinden de açıyorum arkadaşlar. Yalnız şöyle bir problem var. Birincisi çok kıyıda köşede kalmış filmler oluyor. Çünkü ben neredeyse bütün klasikleri vesaireleri izledim. Sadece hani yeni gelen bir film varsa e, öyle bir güzellik oluyor size. E, i̇kincisi e, Türkçe altyazı konusunda her zaman destek veremiyorum. Bazen maalesef İngilizce altyazıyla izliyorum. Orada sorun etmezsiniz diye umuyorum. Ama yani zaten orada hem Mete değil mi? Mete Gazoz tamam. <laughs> Hatırlayamadım adını. Saygıyla sevgiyle selamlıyoruz kendisini. Gururumuz medar iftarımız. İnternette Konya'yı mı ezikliyorlar? Ha denizin ortasındaki saçları ayrık abinin kolyesi bana bir şey ifade etmedi. Ama yani o tarz şeyler biliyorsunuz ki mutlaka ileride bir yere bağlanıyor. Vay işte bak o aslında falancanın kolyesi sen kral adamsın falan gibilerinden. Bence o herif böyle Witch King falan gibi bir şey çıkacak. Ve o e, boru sesli veledin de babası çıkacak. Ondan emin gibiyim yani. Gel şimdi elfler yaşlanıyorlar. Ama hani binlerce yıl içinde yaşlanıyorlar. Yaşlanmıyor diye bir şey söz konusu değil. Filmlerde Hobbit kapısındaki işaretle e filmdeki Stranger'ın çizdiği dizideki Stranger'ın olacak herhalde o. Dizideki Stranger'ın çizdiği aynıymış büyük bir ihtimal eleman Gandalf. Niye ne alaka? O işareti Gandalf çizmedi ki. Moria'nın kapısındaki işaretten mi? Hobbit kapısındaki işaret. Ha pardon. Huu. Ha şey diyorsun. Dur bakmam lazım abi bilmiyorum. Spoiler vermeyin. Neyin spoilerını verdim ya? Onu mu kovalayacaksın Kosi? XXX parodisini mi kovalayacaksın? O işaret cücelerin rünü ama. Ya ben şey zannettim. Yani o Mithril ile yaptıkları kapı var ya, daha yapmadılar o kapıyı. Moria olduğunda, Moria bu arada böyle kara kuyu falan demek. Bilbo'nun kapısına çizdiği, işte e, işaretlediği, buraya gelin dediği. Eceliyle yok, ölmüyorlar. Valinor'a geri dönüyorlar yani. Bilbo'nun kapısındaki işaret. Açıp bakarız ya. Çok zor bir şey değil. Kız kulesi mi yıkılmış? Ne diyorsunuz ya? Kız kulesi 5000 senelik lan. tadilat madilat gibi bir şey yapılıyordur büyük bir ihtimalle. Witch King spoiler'ı verdim. Abi hani bir kitaptan mitaptan falan gelebilecek bir şey değil ki. Ben sadece tahminimi söylüyorum. Evet. Mor. Morgoth. Moria. Tadil hat ayağına. Kız kulesini çalmışlar. almışlar. Restorasyon ayağına kapatmışlar ama arkasından gemi geçerken gemi gözüküyor. Bayağı bir restore ediyorlar o zaman. Ya da Photoshop link varsa bize discord'dan falan sağlar. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla bu dizinin iki büyük derdi var. Bir tanesi Sauron nerede? İşte Mordor taraflarını işlemeye başladı. Oradakileri yavaş yavaş tek tek götürüyor. ve biz böyle her kullandığımız adama ulan bu Sauron mu acaba diye bakacağız. David Copperfield'ın işi midir? Sallayın DC'ye bakalım. Allah Allah, ne daha bana niye küsmüş? Burak çok teşekkür ederim. Bu diziyi mi daha çok beğendim? Game of Thrones'u mu? E, Game of Thrones'tan kastettiğin e, bu yeni gelen House of the Dragon mı? House of the Dragon daha derli toplu bir dizi. Daha slow burn bir dizi ama yani daha pek bir şey olmuyor orada bir savaş görmedik, bir, bir şey görmedik. Ejderhaya binip geçip konuşuyorlar yani. Bir numarası yok daha. Bir tane turnuva gibi bir şey oldu ama e, coşacak. Anlattığı öyküyü biliyoruz sonuçta başı sonu. Ufak ufak değiştiriyorlar ama o değiştirdikleri yerler e, bence olumlu değişiklikler. Yani kitapta böyle değildi lanet olsun bunu niye böyle yapmışlar falan filan diyemiyorum. Çünkü bence gayet iyi oluyor. Sauron hediye getiren diye biri olarak gelecek bence. <laughs> ne diyorsun? Hangri <laughs> bak tahmin mi şimdi bu? <laughs> Bunun bencesi sencesi falan yok ki. Sauron'un isimlerinden biri o. Bizim yiyorsun arkadaş. Acilen Discord'a bakmam lazım. Garip şeyler dönüyor. Bakıyoruz. Pornhub falan atmışsınız abi kafanız mı güzel? Efe Haydal takip ediyormuş 4-2 <laughs> Kötü adam bunun haber değeri var mıdır ya? Varsa bile hani bizi bağlayan bir tarafı var mıdır? bana ne Pornhub'ın Instagram sayfasından yani çok saçma sapan değil mi? Abi seni çok seviyorum. Yiğit ben de sana karşı hiç boş değilim canım ya. Ayda. Azerbaycanlı dostlar coştu. <laughs> Hepsi kılavuz balığı oluyor. Çok teşekkür ederim. Herkes değil. Herkes Seyle. Samsun. Var var. Twitter'a gir. TT'den bak. Orada videolar var. Konu değişti. Pornhub falan oldu arkadaşlar. O videolardan bahsetmiyoruz değil mi? Kız Kulesi videolarından bahsediyoruz. Merhaba, nasıl HBO Max yasal üyesi olup House of Dragon'ı Dublajlı izleriz. VPN olarak hangi lokasyon iyi akşamlar şeklinde bir soru gelmiş bana. Ee, arkadaşlar HBO Max'e üye olmak konusunda Türkiye'den çıkarttığınız kredi kartları işe yaramıyor. Yurt dışından bir arkadaşınızdan falan rica edeceksiniz ya da e, bir sanal kart oluşturacaksınız ama o sanal kartı Amerika'da oluşturmuş gibi göstereceksiniz falan biraz çetrefilli o işler. Yani ödeme işlemi problemli. Onu baştan söyleyeyim. Ama e, ödemeyi bir kere yaptıktan sonra buradan herhangi bir e, VPN ne falan çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Yani ben Smart DNS kullanıyorum. E, Kaspersky'nin DNS'ini kullanıyorum. Virüs tarama programının öyle bir e, şeyi var. Onun dışında ZenMate kullanıyorum. Üçü de açıyor. E, bulamadım efendim. Kız kulesi zaten konumuz kız kulesi değil ya. Sauron kim oğlum? Nerd of the Rings'i yok. Ne mi? Türk mü? Yabancı mı? Yabancı gibi. Türk kanalı mı yabancı kanalı mı? Nerd of the Rings. Ödeme bu kadar sıkıntılıysa neden Türkçe dublaj yapmışlar? Ya biz buradan abone oluruz belki diye yapmamışlar. Türkiye'ye gelmeyi planlıyorlardı ya o arada yapmışlardır ama daha sonra o Türkiye planı yattı. Yani Eylül-Ekim sularında Türkiye'ye gelme e, düşünceleri vardı. AT&T'nin de o aralar HBO, Time Warner'ın ortaklarından bir tanesiydi. AT&T gitti yerine Discovery geldi. Discovery gelince planlar değişti. Değişen planlar arasında Avrupa'ya açılma planları da sadece Türkiye değil, Avrupa'ya açılma planları da değişti ve oradaki yatırımların büyük bir bölümünden vazgeçtiler. Gülüyorsun ama neye gülüyorsun? Sana soru sormuştum oysa ki. Nerd of the Rings Türk kanalı mı, yabancı kanal mı diye sormuştum. Bayağı iyi Lord kanalı da ha yabancı. Tamam eyvallah. Ne yapıyor abi? Bütün gün Lord of the Rings mi anlatıyor? Gidin Murat Sönmez falan dinleyin. Yerli malı, yurdum malı en azından. O da anlatıyor. Bu daha mı iyi anlatıyor? Daha çok kaynağı vardır tabii. Ve daha çok izleniyordur İngilizce olduğu için. Borazan sesli. Ha onu da dinliyorsunuz. Ben yapmıyorum hiç ya. Ben hiç bulaşmadım Yüzüklerin Efendisi işine. Hani biraz saygımdan ötürü falan. Yani zaten Türk bir sürü adam yapıyor. Onları ezip geçmeyelim şimdi diye ama ben de çok boş beleş adam değilimdir. Konu Lord of the Rings olduğunda. Bizde niye kimse yayın haklarını satın almadı? Belki hani adamlar hala belki geliriz diye ellerinde tutuyor olabilirler. Selam Burak ne haber? Yabancı daha iyidir. Yani bilmiyorum. Bilemem. E bir tane şey vardı. Eminem kılıklı bir kız vardı. O Sauron olacak diyor hesapta. Sauron öyle mi acaba? Çat orada, çat burada. var zaten. Blue TV'ye gelebilir. Ya gelebilirli olmuyor işte. Gelecekse gelsin. Yani gelsin daha çok izlensin. Haliyle benim de izlenmelerim falan artar. 5000 7000 falan izleniyor. Eskiden attığım gün o kadar izleniyordum. Blue TV HBO'ya falan ait değil abi. Doğan Holding'in Blue TV. Türk kanalı yani. Blue TV telif atıp duruyor. Bana bir şey atmadı. Blue TV neden telif atıyor sitelere? Bobin kafa satın almadıysa. Bobin kafa satın almadı canım. Bobin kafa satın alsa söyler size. Burak nasıl buldun yüzükleri? Eylül ayı programını yayınladı. Maalesef yok diyor. Hayır abi satıldı. Kime sattılar abi? Hepsi buradayla falan ortalık yaptı onlar. Öyle kolay kolay bir yere satılmaz onlar ya. Satıldı diyorsanız satılmıştır ama bilmiyorum. Kaynakla gelin. Warner mı aldı Blue TV? Yi? Ben duymadım öyle bir şey. Ben duymadım öyle bir şey. Yani Warner Türkiye'den bir platform alsa duyardık ya. Discovery aldı. Blue TV Discovery mi aldı? Bir Bobin güzel olurdu. Var zaten Discord'dan yaptığım şey Bobin değil de nedir? Yani iki büyük problem var orada. Bir tanesi biraz keyfek eder. Ben ne zaman istersem onu açıyorum. İkincisi bazen Türkçe alt yazılı değil de İngilizce alt yazılı açıyorum ama en azından bedava hiçbirinizden Discord'a geleceğiniz diye para almıyorum değil mi Discovery yüzde 33 satın aldı Blue TV'den hmm, güzelmiş Discovery Warner'a ait değil Warner Discovery'a e ait gibi Discovery daha büyük yüzde 49 oldu 33'ten 49'a çıktık arkadaşlar güzel Tamamını aldı diyor bir tanesi de. <laughs> %100'e çıktık. <laughs> 33 ile açtık kapıyı. <laughs> 49'dan %100'e çıktık. Discord'dan her girdiğinde görüntü kalitesi düşük oluyor. Bende ya da benle mi alakalı bilmiyorum. Sen ne olabilir? Ben arada telefondan açıyorum bakıyorum. Nasıl görüntü kalitesi diye. Bende cam gibi çıkıyor. Aynı network üzerinden izleyemeyeceğim gibi çıkıyor. Yoksa bilemiyorum. %35'i neymiş şu an? Bir haber geldi. Ejder Haber Ajansı. Haydi inancım görüşmek dileğiyle canım. Çok teşekkür ederim destek olduğun için. %35'miş arkadaşlar. Neyse boş verin şimdi kız kulesini, Blue TV'yi bilmem neyi arkadaşlar. Biz buraya Rings of Power konuşmaya gelmedik mi? Selam. Ne haber Spom? 25 milyon izleme hiç de fena değil. Possession evet. Değer. Güzel film. E, korsandan düşer. Düşse düşse. Yani sızdırılır. Ama o sızmıklardan seyretmeyin arkadaşlar. Hani e, bazılarının e, özel efektleri bile bitmemiş olabilir. Yani workprintlerden sızıyor olabilir. Yani geçen sefer mesela bir sahne eksikti. En azından sızmıklardan bir dosyanın. Yalnız bakın sızmık dediğim şey daha piyasaya çıkmadan evvel bu sağa sola dağıtılan kopyaların sızdırılması olayı. Ben şeyden bahsetmiyorum. Ee, korsana düşmüş görüntüyü HBO'dan direkt yayınlandıktan sonra alıyor. Tabii ki Amerika üzerinden izliyorsun VPN'li. Hatta şey bile yapabiliyorsun farklı paketler satın alabiliyorsun. Ben öyle yapıyorum genelde. AMC Plus falan satın alıyorum işte. Shudder oluyor onun içinde. Sundance oluyor. Rings of Power o kadar izlenmiş midir ya? Hobbit'i bile geçmiş. Ha pardon şeyi. İyi de abi bir tanesi hani çok ucuz bir platformda ve şeyler. Yani manyak gibi reklamla bilmem neyle falan filan çıktılar. House of the Dragon'ı kim sallar ki? Lord of the Rings dururken çok daha bilinen çok daha büyük bir marka. Herkes niye gidiyor? Lord of the Rings konuşalım diyorum ve insanlar gidiyor. İlla başka dilden mi konuşacağız size arkadaşlar? Başka dilden de konuşuruz. HBO bir türlü globalleşemedi. Yo. Yani globalleşemedi diye bir durum yok. Tercih söz konusu. İzledik canım bölümü. Kaliteli insan ırkı, kaliteli insanlar yok. Safland düşerken Gondor neredeydi? İkinci bölüm biraz daha iyiydi. Laf ettiniz, gittiniz. kaliteli insan ırkı ben miyim? Ben insan mıyım? Emin misiniz? Ya değilsem? Prolog konuşalım, filmle kıyaslayalım. Yapalım. Ee, aslında Radagast şimdi biraz erken. Belki mavi büyücülerden birini görüyoruz. Siz izlemiyorum hayır. Sauron. Çok fazla hikayeyi vermek durumunda aslında ya. Yani ne yapacak önce Harfutları anlatacak bir bölüm Harfut seyretmek istemez, ister misin gerçekten ya da bir bölüm sadece elf ya da sadece cüce Dynamis burada olsaydı saldırır diye izlemez o bir daha ya biri verdi belki hiç izlememiştir yarıda kapatmış bile olabilir Custom olsun ya. Ben istemem. Gandalf olmasını istemem ben. Custom olsun bir tane. Herhangi bir Maya'ya razıyım. Yani saygısızlık yapmak için veriyorlar. Saygısızlık yapmak e, hakları istiyorlarsa yaparlar yani. Ne var ki? Ben kimse niye veriyor öyle notlar falan filan demiyorum. Eski format daha iyi diciler geldi. Konudan sapıyor. Ya e arkadaş burada ben buradaki 150 kişiyle muhabbet ediyorum. Yani yayının tekrarını izliyor olmanız hani ne kaçırdınız gör merak etmeyin diye. Ama tutar da şey yaparsanız e, yani sadece eskisini istiyoruz derseniz daha mı sık gelecek sence diyorsunuz eskisi. Işık çok iyi oldu değil mi? Hep mi böyle yapsam? Bu benim karanlık modum ama ya. Hatta yayını niye Türkçe yapıyorum ki? Yani kusursuz mu gerçekten? Ya en azından şunu soruyorum. Şimdi gittiniz zaman çarkına bir verdiniz. Aynı kafayla Lord of the Rings dizisine de bir verdiniz zaman çarkı ile Lord of the Rings aynı mı? Yani ikisi arasındaki farkı nasıl göstereceksin? Hepsi bir benim gözümde. Falan filan. Gaspar gibi. Kara lisanda konuşayım. Konuşayım. İster misin? Aşnazg durbatoluk. Aşnazg gibbatul. Aşnazg trakaktuluk. Ah burzum işi krim patol. Oldu mu? Benim de notum öyle. Yani 6-7 arası ama onu da Şöyle bir ayrım yaparak veriyorum. Yani diziyi notluyorum ben. Lora olan katkısını falan notlamıyorum. Lora bir katkısı yok zaten. Dumba dum değil lan. Aş. Bir. Nazg. Yüzük demek. Nazgül falan filan. Dur. Force. At them uluk yok ya şey dedim işte one ring to rule them all one ring to find them one ring to ya şeyden falan çıkartırsınız zaten eğer biraz black metal falan dinliyorsanız şu söylediğim lafların yarısıyla black metal grubu var yani Burzum karanlık demek mesela. Burzum işi karanlığın içinde. Krim Patul and in the darkness bind them. Korktun ne oluyor? Şey dedim lan işte. Yüzüğün üstünde yazan yok mu çocuğum? Korkmayın ya. Sağda solda da geek değilim, nerd değilim diye dolaşıyorum. <laughs> Twitch'te olsaydık hemen klip alırdınız değil mi? Burada yapamıyorsunuz. Delirin. Aslında teknik olarak zorlarsanız burada da yapılabiliyor ama... 25 milyon global izlenme falan filan da House of the Dragon'ı kaç kanal yayınlıyor ki? Klip aldın mı? E sen istemiştin zaten. Aa. Tüh. Bilsem daha havalı okurdum ya. Biraz paslanmışım arkadaşlar. Kara lisanda idare edin. Çekiç piyasaya düşmüş. Çok paradır be. ...3D Printer'dan çıkartırız daha iyi de... ...3D Printer'ımız da yok tabi. Şu ışıkları eski haline getirelim mi arkadaşlar? Yoksa öyle iyi miydi? Abi bizim burada bile resmi yayıncı var yani. Klingonca'ya benziyor. Bir ara Klingon'da konuşabiliyordum. Ama sonra unuttum onu ya. Dil öyle nankör. Üzerinde çalışmazsan unutuyorsun. Hani One Ring'i unutmam da Elfcem, Melfcem biraz görelmiş. Cehenneme kombine satan zevani olmadığımı nereden biliyorsun? Belki özüme döndüm ya. Hadi arkadaşlar alın normal insan ışığı size. Geçti mi korkunuz? Yalnız böyle ışık bayağı rahatsız etti benim gözlerimi ya. Deminki gibi daha iyiydi. Keşke korkmasanız da hep öyle takılsak. Valla 60 herif ya. Ya ikisi de olabilir. Hani e, şu an sadece bizi yemlemek için öyle bir geçiş yapmış da olabilirler. Ya da o abi ciddi uğursuzluk getiriyordu da olabilir. Pavyon ışığı yapmıştık sonra kapattık. Black Metal dinlemem hayır. Celal Şengör'ün çakması ama bu. 124 kilo olanı. Yarın kadar bilmiyorum fantastik kitap yazacağım diye gaza geldin. Yaz. Yaz imzala yolla okuruz. Black metal dinlemem. Yani e, trash metal dinlerim. Speed dinlerim. Ama brutal vokal çok hoşuma gitmiyor benim. Böğürtüden hoşlanmıyorum yani. Hiçbir zaman hoşlanmadım. Yani tercih ettiğim gruplarda da genelde böyle solistin sesi falan benim için önemlidir. Savataj falan dinlerim mesela. Ki özellikle Zachary Stevens dönemlerini falan severim. Ya tamam da kim olacak abi? Hangi vala kafamıza düşer öyle? Bir de yani tamam o abi valaysa Sauron'u, Mauron'u çok rahat tokatlar. Ya Tulkas mı gelecek abi? Ferepe çok oynardık eskiden. Bilgisayarımız, bilgisayarımız yoktu. Kağıdımızı, kalemimizi alırdık elimize. Defterimizi, mefterimizi. Karantinadan önce miymiş? Karantinoda biraz daha şişmiştir. Balrog'u insan gibi yapmazlar herhalde. Ee, ya aslında şimdi bir Balrog gördük. Ve ben o balrog'u sevmedim arkadaşlar. Yani şeyde sevmiştim müziklerde sevmiştim de aynı tasarımla bir daha balrog görmek benim hoşuma gitmedi. Benim çok daha beğendiğim balrog tasarımları var. Twitter'da falan arada paylaşıyorum. Hani balrog mesela daha insan görünümlüdür. Öyle Diablo'dan fırlamış gelmiş gibi değildir. İşte o böcek sahnesini zaten Gandalf mı diye düşünelim diye koymuşlar. Oyundaki Shilob erik gibiymiş. Evet. İnanma. Shape shifterlara inanma canım. Eski filmleri andıran bir bal rock şey de vardı. Fragmanın sonunda çıkmıştı işte. Fragmanlardan birinin sonunda bir bal göreceğiz ama mesela ikinci çağda bal olmaması lazım. Yani tamam uyuyan balroglar var da kim uyandırdı abi onları? İkinci çağda uyanan yok yani en azından bildiğimiz kadarıyla ama işte ikinci çağ ile ilgili çok şey anlatılmadığı için rahat rahat şey yapabiliyor Amazon oralarda at koşturabiliyor ya adamlar onu düşünmüşlerdir zaten. Düşünseniz abi yani bakın e, Silmarillion'da 30 sayfa var diyorum onun dışında e, sadece e, eklerde böyle birkaç bölümde var ikinci çağ. Ona rağmen herkes böyle, ben dahil, lore'la ilgili sıkıntı yaşıyor. Yani bu olmaz, şu olmaz, işte şurada hata yapmışlar, burada hata yapmışlar diye. Bir de şeyi düşün mesela Silmarillion'un e, dizileştirildiğini düşünün. Abi her sahneye laf söyleriz, bin tane kulp takarız falan. O yüzden bence zekice bir şey ikinci çağı anlatmaları. Ama işte ikinci çağı anlatırken, Üçüncü çağda artık çok kemikleşmiş böyle çok sevdiğimiz karakterleri çok bozmamak lazım. Yani Galadriel maalesef biraz şey gibi ya yani dayaklık Galadriel olmaz abi Galadriel'i gördüğünde kaç yaşında olursa olsun Galadriel gördüğünde şöyle bir kendine geleceksin. Yani benim yaptığım hesaplamalara göre Galadriel burada böyle 20'li yaşlarda falan hani elf yaşlarını insan yaşlarına bir şekilde çevirmeyi başarırsak böyle 23-24 yaşlarında falan buradaki Galadriel. Bizim gördüğümüz Cate Blanchett da böyle 50'li yaşlarının başlarında bir Galadriel. Gökten gelebilecek bir varlık yok. Zaten bir şey muhabbeti bile yok. Bir meteor muhabbeti bile yok. Yani meteor bir tane meteor var. O da işte e, geliyor. Ve e, ondan da işte e, Turin'in kılıcı falan yapılıyor. Ulan o... Ama niye Gert olsun ki? Hani arada böyle Turin'in şeyde de vardı çünkü. Yani Turin insan sonuçta ama... E, şu elflerden bir tanesinin... Hani ağaçlara kazılı elfler var ya... rodun falan olduğu bu şehitler tepesi ağaçlar canlı ağaçlara kazınmış elflerden bir tanesinin elinde de e, Turin'in miğferine çok benzeyen bir miğfer vardı. Burada da bir kere daha gördük. Acaba hani böyle inceden inceden e, adını da veremiyorlar telifleri olmadığı için ama Turin'in yolunu yapıyorlar. Oradaki kılıç da böyle e, Turin'in kılıcı çıkar mı falan filan ama niye çıksın ki yani? O kılıç da öyle bir kılıç değil zaten. Hani kendi. E, ya, özel bir kılıç. Öyle şey gibi de değil. E, Stingmiting gibi falan filan da değil. Bambaşka bir kılıç. Ama. Ha ben de ilk seyrettiğimde. Zaten burada bir kere seyrettim. Hanzo dedim direkt. Şey diyordu yani. Benim adım muhabbetinde Hanzo diyecek şimdi Kemal Sunal falan filan diye dalga geçtim de. Karen yapmışlar değil mi? Evet. Biraz itiraz. Ya o hep var. Yani şu dönemde yapılan bütün işlerde e, hani bir inceden bir feminist e, politikası güdüyorlar. Bazıları çok kötü oluyor. Bazıları idare eder oluyor. Bazıları çok güzel oturuyor. Ben mesela en son Sen Ben'deki Rose karakterinin kurtarıldığı sahne çok battı bana. Aşırı battı bana. Herkes izledi mi bilmiyorum ne kadar spoil edebilirim falan filan ama... Yani o karakterin aslında bir Dream Vortex olduğu ortaya çıktığında... ...onu kurtaran adam bir daha kurtarmaya çalışıyor ve kendi canını feda etmeye çalışarak kurtarmaya çalışıyor. Onun aslında bir insan olmadığı bir yer olduğu falan filan çıkıyor meydana. O süreçte yani o yapmaya çalıştığı fedakarlığın bir e, foreshadowing'i gibi bir şey o. Ama sen onu işte ne demek ya erkeğin bir kadını kurtarması ne demek? Kadın kendi kendini kurtaracak tabii kafasıyla. Niye yardım ediyorsun ben kendimi kurtarabilirdim. Abla yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim ya. Hani karşında bir tane cılız bir herif olur silahsız. Tamam onunla belki başa çıkabilirsin. İki tanesiyle başa çıkamazsın. Üç tanesiyle başa çıkamazsın. Üçünün elinde de bıçak varsa hiç kimse başa çıkamaz abi. Yani o adam da kurtaramaz normalde Batman değilse. Sandman çizgi romanları çok iyi. Abi, bir şeyle ilgili problem yaşayabilirsin. Çizeri arada değişiyor. Değiştiği için böyle tam alışıyorsun bir çizim tonuna. Bir bakıyorsun bambaşka bir şey ama şey yaparsan ee, sadece hikayeye odaklanırsan falan baş Neil Gaiman'ın yaptığı en iyi iş. American Gods'dan falan çok daha iyi. Ama şunu söylüyorum. İngilizcenize güveniyorsanız e, Sesli kitabını dinleyin. Tamamının yok tabi, İlk iki actinin sesli kitabı var. Ama muhteşem ya. Çok güzel. bayağı ünlü isimlerin falan filan da olduğu radyo tiyatrosu kafasında. Çok güzel. Hatta şey yapabilirsiniz mesela çizgi romanını açın önünüze pdf'den MDF'den. Çizgi romanının sayfalarını karıştırırken bir yandan sesli kitabı dinleyin. kız 33 yaşındaymış hiç göstermiyor ben 25 falan dinler. ben kızı da haber bir yerde erde izledim şey, şeyde falan vardı bu mesela e, Saint Maud diye bir filmi var çok iyi film A24 filmi bayağı iyi bir film ve orada da baya iyi oyuncu kız aslında iyi oyuncu replikleri falan çok kötü ve e, şey yapabilmek için abartılı oynuyor belki e, ileriki dönemlerde oturur oyunculuğu da oturur. E, bir de arkadaşlar daha ikinci sezonun onayını aldı ama çekmediler. Şimdiki şarlamalarımız bilmem ne falan belki o işe yarayabilir. Hani belki biraz daha bizim bildiğimiz sevdiğimiz Galadriel'e evirebilirler bu karakteri. Yani o insanların iğrenç iğrenç ağlamalarının altından belki böyle bir güzellik çıkabilir. Onun dışında ben çok şans vermiyorum. Yeter mi arkadaşlar bu kadarlık yayın? Yoksa doymadık doyamadık mı diyorsunuz? Watchmen'e benim videolarımı da görüp almıştın. Hayran kaldım. Bence Watchmen bir tık daha iyi bunda. Ama mesela Neil Gaiman ve Alan Moore yakın arkadaştır. Hehe <laughs> <laughs> senden önce yazdım. Ben tamam gibiyim ama cumartesidir, daha erkendir, sohbet ediyoruz abi gitmeyin diyorsanız gitmeyiz. Size bağlı, siz verin kararınızı. Ben onu izlemedim ya, başladım şöyle biraz baktım baktım sıkıldım kapattım. Benim hakimi olduğum bir evren değil o. Ama güzel diziye benziyordu, devamı gelir. Yani devam gelir derken ben getiririm devamını izlerim anlamında söylüyorum. Hop Hop'i sen yok muydun yayının başında ya? Yayının tamamında vardın gibi hatırlıyorum seni. O Dorin muhabbetini konuştuk. Dorin çıkar çıkmaz ben şöyle bir söylendim. Üçüncü Dorin yani. Twitch'e geçelim. Baş verin Twitch'e ya. Twitch mi istiyorsunuz? Hanzo'dan evvel Kasper Hauser vardı. Sen de haklısın. Twitch kitlesi ağlıyor. Geçerim arkadaşlar ama yani Twitch'te çamur yaparım size. Abone olun bir tatım falan filan diye ağlarım. Ya yani üç kere dört kere falan söyledim. Dorin muhabbetini. Dorin the Deathless. Sonuçta reenkarne olduğuna inanıyorlar. Reenkarne oluyor diye bir şey söz konusu değil ama o bir inanç. Aynı kız evet. Orada tabi şey saçlarının rengi farklı. Kızıl normalde zaten burada sarıya boyamışlar. İstemiyorsan geçme yorma kendini. Ben daha diziyi izlemeden senin videoları izledim. İyi oldu yeterli. Bakın diyor arkadaşlar şimdi 123 kişiyiz Twitch'e geçelim 23 kişi kalacağız. İyi tamam hadi geçelim madem bu kadar istiyorsunuz. Twitch'tekilerin de kalbini kırmayalım. Peki sevgili YouTube dostları, aynı zamanda Twitch dostuysanız sizin için bir şey bitmedi, gece devam ediyor demektir. Ama e, hayır biz YouTube'dayız. Twitch'e mi Twitch'e gelmeyiz, gelemeyiz diyorsanız size bu gecelik veda ediyorum. Pazar günü yayın yapar mıyım sanmıyorum. Ama Pazartesi günü biliyorsunuz ki e, bu yeni yüzüklerin e, yüzükler beni andı. Yeni taht oyunları dizisinin öncülü House of the Dragon böyle birlikte izlemiyoruz ama sadece soru-cevap yayını yapıyoruz. E, hadi bakalım. 124 kişisiniz, 160 like, 400 like isteyen yavru kedilerin kalbini kırdınız lan. Neyse, canınız sağ olsun. Haydi efendim. Ee, saat şu an 23:30, 23:30, 3'te falan Twitch'teyiz. Twitch şifremi hatırlarsam görüşürüz. Haydi yine hoşçakalınız.